10 Haziran 2021 Antalya Gazipaşa Kaledıran Yakacık köyündeyiz. Yanımızda evet. İbrahim Sert İbrahim. Mustafa Sert babası. Evet. Burada kuruma sorunlu kuruyan avokado ağaçlarında rekor gelişim ve rekor gübre, yaprak gübresini bu sene kullandılar. Bu ağaçlar 15 yaşında bir bahçe, karışık evet. bir bahçe. Hı-hı. Neler oldu? Bir kısaca özetleyelim. Vallahi abi bir anda ağaçlarımız yemyeşilken böyle bir kuruma oldu. Gösterelim. Şimdi bu ağaçlarda kuruma oldu. Görüyorsunuz kamerada gerçi görünmez de. Böyle bir anda yandı. Ağaçlar hele Mayıs ayında bir sıcak oldu. Bir anda yandı. Burada herhangi bir sulama sorunu yoktu. Suluyorduk. Yok, her şeyimiz normal devam ederken. Yok, sulama sorunu yoktu. Yani her şey normal bir şekilde suluyorduk. Evet. Yani bir anda oldu. Sonra şöyle yürüyerek gidelim. Araştır derken rekor gübre çıktı karşımıza. Evet. Yani bir deneyelim dedik. Denedik. Vallahi çok memnunuz. İlk uygulamayı ne zaman yaptın? İlk uygulamayı Ocak tabanda. Ocak yağmurlarda, tam yağmurlarda yaptık. Yağmurlarda böyle yaptık. Kameraya bakalım üç günlük, şöyle. 3 günlük yağmurlarda falan tam erisin diye serdik, dibine çiledik. Aynı normal çiledik. Sonra yaprak gübresinden de verdik. Hı-hı. 15-20 gün arayla falan verdik. Tamam. Hatta daha 3 gün önce verdik. Son altında kalmıştı. Peki şimdi ağaça baktığımız zaman ağacın sürgünü, neşesi gayet güzel. Çok abi, rengi çok güzel. Yani. Bir hatta metre şimdi kadar ileri doğru gideceğiz, yani aşağıya da ineceğiz. Oldu. Şöyle ileride bir dağımda bir bahçe daha var ama ara bıçak gibi kesiliyor. Aynen. Yani renk, yaprak genişliği vesaire. İlk nasıl gözlem yaptınız? Ne gördünüz? Abi ben ilk şimdi verdim. Bunu verdik. Bir ay sonra gördük. Küçük küçük böyle bir meyve vardı. Baktım meyveler büyüdü. Yani gramına geldi. 160. Dökmedi. Dökmedi yani şeylerini. Ben dedim ki baba bu valla faydası oldu bence dedim. Sonra aradan bir 20 gün geçti. Yaprakların ucundan böyle sürgünü gösterdi. Tamam. Ondan yani sonra zaten başladı. Bir 20 gün, bir ay içinde hemen gövdeyi kapattı. Sonra sürgüne doğru gitti. Yani bir ay böyle sürgün devam etti ve hala da devam ediyor. Şöyle gidelim mi oraya doğru? Şuradan şöyle bir aşağıdan gösterelim, yakında gösterelim falan. Siz anlatabilirsiniz. Devam edin. Şimdi burada Pinkerton cinsimiz var. Pinkerton cinsi. Karışık değil mi bu? Bunlar falan çok güzel gelişim süreci oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi meyvelerimiz de bu sene tamam, bu yeni sürgün. Şimdi yeni sürgün. Yeni sürgün meyvelerimiz falan. Şöyle yavaşça. Şöyle gösterelim. Cinsini bir daha söyleyin. Pinkerton cinsi. Şimdi şunu göstermek istiyorum ben. Şu gövdeyi bir gösterin. Şimdi gövdenin eski dalların halini göstereyim. Şu yeni sürgün. Şunlar eski kapkara. Evet kapkara. Şu anda sürgün bunlar. Şu yeni gelen sürgünden meyvelerimiz. Şu da aynı. Şöyle maşallah. Şöyle. Hani irleşmeye de başlamış yani artık. Aynen. Şey anlamında. Kapkara yani böyle bu şekilde şöyle. Abi yandı. Bu şekilde bir anda yandı. Biz neler olduk yani. Şaşırdık. Şimdi bu ağaçlar da aslında aynı. Şöyle gelelim aşağı doğru. Bu da aşağı aynı. Gelin. Buradan da gösterelim. Ağaçları da yakından göstermiş olalım. Gövde genişlikleri vesaire. Böyle gelebilirsek. Evet. Şimdi olsun. Bunun cinsi neydi? Şu. Bu da aynı. Fuerte. Fuerte. Şöyle aşağıdan gövdeyi bir gösterelim. Yani. Gövde genişliği şeyini görsün ekranda. Şöyle göstereyim. Şimdi bunda da meyvelerimiz var. Şimdi bunda da var meyvelerimiz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi şu yaprak genişlikleri, şey atmışsınız, parlaklığı. Evet. Parlaklığı en altta. Hiç abi var ya şimdi şöyle. Bu şekilde geniş miydi yapraklarınız geçen abi sene? Abi şu anda geçen sene yani hastalanmadan önce böyleydi. Tamam. Bir zordu yani. Belli. Tamam. Şimdi zaten belli. Boyutu belli şimdi yani çok güzel bir gelişim oldu. Şu dal şöyle. Hatta şimdi şöyle göstereyim. Hı. Şimdi şurada kararma var. Bakın. Kendini yenilemiş. Şurada kararma var. Bak şöyle kararma var. Şöyle göstereyim. Şurayı. Bak şuradan mesela patlayanlar belli. Yenileniyor yani. Yavaş yavaş sildi. Kapkaraydı bu. Sildi. Beyaz yeşillenmeye öyle gitti yani. Yani ağaç hem kendini toparlamış. Şöyle gidelim. Şimdi şurada da bak mesela şurayı gösterelim. Şu bize mi ait? Bu bahçeye mi ait? Ha bizim. Aynen. Şimdi şu ağaç görüntüsündeydi. Doğru mu? Evet. Bu ağaçlarımız.
tamamı bu görüntüden bu hale dönüyor. Bu da başlamış. Şimdi yeni yeni bu da yeşillenmeye başladı. Şu uçlarından falan yeşillenmeye başladı da. Evet. Yani bu çok darbe almış. Bak kabukları falan yandı abi bunu. Şimdi kabukları falan yandı. Ölmüş yani, diyebileceğimiz kadar sert bir sert, şeyde. Aynen. Konumdan şimdi, şu anda yeni sürgün. Şimdi şunlara bakalım. Şunu. Aynı bu şekilde böyle. Bu şekilde. Evet. Böyle yanmıştı bu ağaç. Şekilde. Yani şimdi burada şimdi uyguladığınız yani, yaprak gübresinin çiçek döneminde ve tutumla alakalı çok büyük etkisi var. Burada abi bence çok, şu konumdaki bir ağaçta çok büyük tutum yani, gayet güzel. Şöyle gösterebilirsek aslında, güneş şey yapmasın. Şimdi şöyle göstereyim. Hı-hı. Taze yapraklar zaten belli. Taze. Ağacın gövde genişliği de bakın. Böyle. Şimdi abi kamera çekebilirse göstereyim. Şöyle parlak alttan, ağacımız bu. Parlak. Hı-hı. Bakın şu yukarıyı kalın göstereyim, kalın ağaç. Böyle tam şey değil. Simsiyahtı bu. Simsiyah. Evet. Renk değişiyor. Yavaş renk yavaş, değişiyor. Yeşilleniyor yani. Bu zaman alacak. Bir daha vereceğiz yani şimdi. Şimdi ha, oraya abi, mı geçelim? Gelin abi de şuraya geçelim, geçelim. Gösterelim çünkü sonuçta bunlar yaşlı bayağı şey ağaçlar. Şimdi abi sürgünü göstereyim ben size. Şimdi. Şöyle. Şimdi göstereyim. Yavaş cana. Sürgün böyle. Şu alttan başından başlayalım. Şimdi şu bu senenin yeni sürgünü. Aynen. Değil mi? Bu senenin yeni sürgünü. Şimdi bu da bu senenin yeni şu, sürgünü. Şu da bahsettiğimiz aynen, kara. Bu da kara. Geçen yılın. Onun tam dibinden gelmiş. Şöyle. Böyle gidiyor. 1,5 metre herhalde var. Aynen. Üçten de devam ediyor gidiyor. 1,5 metre falan var. Devam ediyor yani. Çok güzel devamlılık ki var. Ağaçta yani, meyvemiz de var. Hı-hı. Hani meyve tutmamış gibi düşünüyorsun ama bence yaprak genişliği ve koyuluktan ya tek tük işte yani hastalıktan yeni kurtuldu. Şimdi yaprak geniş olunca sayısı fazla olunca meyveyi de görmekte bu zorlanıyoruz. Yeriden yeri büyüdü bunun. Bak abi buyur şöyle çekeyim. Şimdi görüyorsunuz yeni sürgün. Mustafa amca var mı söyleyeceğin ekleyeceğin bir şey? Şimdi avokado üreticileri izleyecek. Vallahi birçok yerde. Vallahi ben şimdi tavsiye ediyorum. Yani bu yani tarlanıza hiçbir sorun vermez. Aksine yani çok güzel bir gelişim süreci uyguluyor. Yani görürsünüz şöyle çekebilirse gösterin yani şeyse. Yani tavsiye ederim ben yani. Toprak yumuşadı. Çapaklarda çapaklar abi ben şimdi kazdım böyle dibini. Hı hı. Böyle çapaklar var ya resmen simsiyah böyle var ya kalıbın içinde sanki ya çok kötü. Şimdi yani çok kötü bir haldeydi. Zaten ağaç kurumasının ana sebebi toprak, iklim ve hı-hı, kök yapısının bozulmasıyla ilgili birçoğu yerde. Evet. Burada da aynı şey geçerli. Bu zaten gövde kabuklarını da karartıyor, yaprağı da döküyor, dalı da kurutuyor. Ama ne yaptık? Önce toprağı çalıştırdık. Evet. Bir çapaklanma, köklenme oldu. Burada size bir tavsiyem daha var. Bizim rekor damlama ürünümüzden de şu hı-hı, zamanda kullanabilirsiniz. Bu da hem kök saçak oluşturma, kılcal kök ve meyve dolgunluğu, meyve iç hacminin dolgunlaşmasını sağlar. Evet. Bu sürgünlerin olgunlaşmasını, kalınlaşmasını sağlar. Baksanıza ya tabak yani, gibi resmen. Tabii bu yaprağı siz ya, geçen sene göremiyordunuz. Biraz toz yolumuz tozlu ufaktı ama olsun yaprak yani bundan yani böyle geniş yaprak göremezdik biz önce yani. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Var mı eklemek istediğiniz, söylemek abi, istediğiniz? Eklemek istediğim yani herkes Gazipaşa, Antalya Gazipaşa, Kaledran, Yakacık. Yakacık köyü. Yakacık köyündeyiz. Herkes kazansın ama yani rekor gübreyi tavsiye ederim. Teşekkür herkes ederiz, kazansın abi. Herkes ekmeğinin ucunda. Herkes kazansın. Yani kimsenin ağacı heder olmasın. Yani şimdi şu ağaç boyuta gelmek için 15 seneyi veriyorsunuz. Evet aynen. Yani. Şu sürgünü bir gösterelim yazık tekrar. Yani şu şimdi ekranı bir şöyle yukarıyı. Mükemmel bir görüntü var evet, şu an. Falan şey anlamında. Gelişim anlamında, sürgün evet, anlamında, tutum anlamında. Şimdi gösterebilirsek şu ağacı da gösterelim ya. Şuradan yani gösterelim simsiyah, yukarıdan. Zaten görünüyor ekrandan. Simsiyah. Bu şekilde. Simsiyah yani. Biz bu ağaçlara ne verdirsek patladı patladı. Ağustos sayında yine tekrar aynı yaptın, oldu. Ondan tekrar da bahset. Aynı. Madem konuya değindik. Hı hı. Neler yaptınız bu ağaç için? Abi vallahi ben bu ağaç için bu ağaç kanseri dediler, mantar dediler. Hı hı. Ondan sonra biz de şey aldık. Göktaş aldık. Kaç torba göktaş aldık. Verdik dibine. Baktık patladı. Şu ağaç patladı özellikle. Tabii bu ağaçlarda o zamanlar hastalık yoktu. Hı hı. İlk bu ağaçtan başladı. Bu ağaç patladı patladı. Kesesimiz de yok.
Yani sonra Ağustos ayı geldi, tekrar solmaya başladı. Tekrardan kurudu. Soldu. Aynen, tekrar kurudu yani. Yapraklar yani şu gövdeler an böyle çıtır çıtır böyle şey oldu, ayrıldı. İnşallah bunların yani gövde kabukları da yenilenecek bu sürgünlerin sayesinde de. Biz teşekkür ederiz. Buradan bütün Türkiye'deki avokado üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah kullanmalarını tavsiye ediyoruz, yani öneriyoruz. Herkes kazansın istiyorum. Yani herkese bu ürünü tavsiye ederim. Bu Kaledran Yakacık Köyü'nde de bu videoyu izleyenler varsa bilmiyorum, mutlaka örneği burada. Gelsinler baksınlar. Kaledran zaten Alanya gibi burada şey yani çok ünlü bir yer. Muz. Tarımcılık anlamında. Evet. Yani çok önemli mutlaka yer mutlaka sağlıyor. İzleyecekler. Size de soracaklardır. Biz teşekkür ederiz. Bize teşekkür ederiz.